Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un istihdam kalkanından sonra devreye gireceğini açıkladığı normalleşme paketiyle öncelikle hedef istihdamdan ayrılanların çalışmaya dönmesi ve yeni istihdamın artması olacak. İçin buradayım. Bilindiği üzere memurlarımız... Buna göre öncelikle işten çıkarma yasağının 3 ay uzatılacağı normalleşme sürecinde 30 Eylül'e kadar sözleşme feshi yapılamayacak. Daha sonra ücretsiz izin desteği almış çalışanlara normalleşme desteği verilecek. Kısa çalışmaya başvuran firmalara ve çalışanlara da normalleşme desteği sağlanarak çalışma hayatına geri dönmeleri hedeflenecek. Atılacak adımların takviminde açıkça belirtiyor. Bu kapsamda kamu işveren heyeti ile kamu görevlileri sendikaları heyeti arasında takvimin belirlen. 1 Ocak 2019 Nisan 2020 arasında işten ayrılanlara istihdama dönüş desteği olacak. İlave istihdam sağlayan işverenlere destek verilecek. En kısa zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sevk edilmesi planlanan paketle çalışanların 3 ay içinde işe geri dönmeleri halinde 3 aylık süreçteki sigorta ödemelerini devlet üstlenecek. Kısa çalışma ödeneğine başvurmuş, ücretsiz izin desteği almış çalışanların normal çalışmaya geçebilmesi için normalleşme desteği sunulacak. Farkı 2